çöktüğünü, çökmeye başladığını ve Türkiye'nin yeni bir döneme girmeye hazırlandığını hissediyor, fark ediyor. Bunu hissedersiniz. Hele hele e, kritik devlet kurumlarında görev yapıyorsanız bunu yaşarsınız. Ya da bizim gibi bütün bu alanları gözlemleyen, haber alan, e, ilişkileri olan insanlar bunu yakından hissediyor. Biz de hissediyoruz, biz de görüyoruz. Hocam diğer önemli bir konu da bir süredir işte televizyonlarda, gazetelerde haberler var. Türkiye İstanbul'da özellikle Türkiye'de önemli batılı ülkelerin konsoloslukları arka arkaya kapatılıyor, kapanıyor. Yani kapanıyor derken değerli seyirciler, konsolosluk iptal edilmiyor. Yani bir süre için güvenlik önlemi nedeniyle kapatılıyor. Şimdi Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve son olarak da İsviçre olunca biz bu olayın arka planına bir bakalım dedik ne oluyor diye. Evet verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ülkelerin, bayraklarını gördüğünüz ülkelerin konsoloslukları kapalı. Almanya var, Fransa var, İtalya var, Belçika var, İngiltere var ve son olarak İsviçre var. Bunlar kapandı. Nedeni şu, bir kere e, İsveç'te, daha sonra Norveç'te, Finlandiya'da ve en son olarak da İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakılma eylemleri var. Bu bir rezalettir. Bu kabul edilebilir bir Eylem değil bir provokasyondur çok açık bir şekilde bir provokasyondur ve Türkiye'nin bunu protest etmesi son derece doğaldır Müslüman ülkelerinde protest etmesi son derece doğaldır. Şimdi bunlar bir de hocam sahtekarlar büyük bir siyasi sahtekarlık içindeler. Bir Mısırlı şimdi dediler ya İsveç ne dedi hocam ya burada şeyi de yakmak serbest yani siz İsveç bayrağını da yakabilirsiniz yani burada İsveç bayrağını yaktığınız için kimse size bir şey söyleyemez. Çünkü bura özgürlüklerin olduğu demokratik bir ülke. Peki bir Mısırlı başvuruyor hocam. Ben İncil yakacağım diyor. Ya pardon Tevrat yakacağım diyor. Düzeltiyorum. İsim verilmiyor. Kur'an-ı Kerim yakmak için önlem alan, Kur'an-ı Kerim yakan bir faşisti. Bakın, Türkiye'de faşistlerle birlikte koalisyon hükümeti kuran, iktidarı kuranlar, uluslararası faşizme karşı tutarlı bir mücadele yürütemezler. Irkçılıkla tutarlı bir mücadele yürütemezler. O İsveçli faşist, ırkçı, yabancı düşmanı, <laughs> İslamofobik kişi, e, İsveç polisi tarafından, burası demokratik bir ülke, onun eylem yapma hakkını e, koruyoruz. Tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz ama burada İsviçre bayrağını da yakabilir pekala e, deyip onu korudular. Geldi üstelik de Türk konsolosluğunun, Türk büyükelçiliğinin önünde e, bu. Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Büyük bir provokasyon eylemi. Nereden bakarsanız bakın hakikaten iler tutar yanı yok. Şimdi bir de bu eylemleri Putin'e yüklediler. Dünya Putin kışkırtıyormuş. Ne ilgisi var? Nereden uyduruyorsunuz? Rusya Müslüman nüfusu olan bir ülke. Daha yeni Kırım'da yapılan referandumda Kırımlı Müslümanların, Türklerin Kırım Türklerinin neredeyse yüzde yüzüne yakını Darbeci Zelenski e, Ukrayna'sından Neonazilere karşı gösterdikleri tepki nedeniyle bir nazist yönetim vardır. Darbeci bir soytarıdır e, Zelenski denilen adam. Batı'nın soytarısıdır. Onun Neonazi darbeci yönetimine karşı protesto etmek için Rusya'ya hemen hemen katılmak için yüzde %100'ü evet oyu kullandı. Nedeni şu hem Türkçe'yi yasakladı Zelenski yönetimi Kırım'da hem de camileri kapattı. Ben Kırımlı Türklerle konuştum. Bayram namazlarını kılmak için hocam spor salonları kiralıyorlarmış. Şimdi böyle bir ülke, Müslüman nüfus olan bir ülke. Çeçenistan'da Müslümanlar var, Rusya'nın birçok bölgesinde. Sadece çünkü Türkiye Cumhuriyetleri'nin ayrılmasıyla birlikte Rusya'da Müslüman kalmadı zannetmeyin. Başkıristan var. Kafkaslar'da çeşitli cumhuriyetler var. Hatta Sibirya Türkleri var. Bunların bir kısmı Şaman ama büyük bir kısmı Şamanist ama şaman değil düzeltiyorum. Şamanist ama yani geleneksel gök tanrı inancına sahipler. O da bir tek tanrı inancıdır, dinidir. Önemli bir kısmı Müslüman. Putin niye Kur'an-ı Kerim yaktırsın? Gerekçeleri şu. Ya Türkiye, hocam Putin Kur'an-ı Kerim yaktırıyormuş ki Türkiye onaylamasın şeyi. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini onaylamasın. Ya bu yani nasıl söyleyeyim? Yani yani bu isti şey polisiye romanı fazla okumaktan mı ucuz polisiye romanlar? Polisiye edebiyatı çok iyidir bence. Çok da önemli bir edebiyattır. E, herkese tavsiye ederim. Ama ucuz o pulp fiction dediğimiz o ucuz kurgu romanlarını e, fazla okumuş e, kişilerden siyasi analiz çıkmaz. E, sanal alemden delikanlı çıkmadığı gibi sanal alemde okuduğunuz her şeye de inanmayın. Bu gerçekçi değil, bu doğru değil. Bu Batı'nın tipik bir ikiyüzlülüğüdür. Eee en önemli şey, şey en önemli olgu budur. Orada e, ırkçı, yabancı düşmanı, eee istmofobik, fobik partiler var ve bu partiler son dönemde bir yükseliş içindeler. Kim bunlar biliyor musunuz? Bunlar AKP'nin Avrupa'daki arkadaşlarıdır. Fikir akrabalığı içinde oldukları güçlerdir. Hristiyan kökten dinciler vardır onların içinde. AKP de zaten Avrupa nedir hocam o Demokratik Partiler Birliği'nin üyesi. Onların üyesi beraber aynı yerdeler bunlar. Aynı meşreften, aynı kültürden geliyorlar. O yüzden AKP'liler o ülkelerde AKP'ye oy veren muhafazakar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ya da dinciler oralarda sol partilere oy veriyorlar. Gelip burada AKP'ye oy veriyorlar. Ya bu nasıl bir iki yüzlülük? Nasıl bir siyasi ahlak Allah aşkına? Çünkü oradaki sol partiler Azınlıkların, yabancıların, Türklerin, Müslümanların haklarını koruyorlar. Ama buraya geliyor, burada Sağ Partiye AKP oy veriyor. Ya bunların arasında Alman Sosyal Demokrat Partisinin ilçe örgütlerinde yönetici olanlar bile var, üye olanlar var. İnanamadılar bu iki yüzlülüğe. Ya yani Batı'dan daha ahlaklısınız, öyle mi? Yani daha ahlaklı olduklarını iddia ediyorlar. Böyle bir tablo. Şimdi gelelim batının iki yüzlüğüne. Mısırlıya neden Mısırlı bir e, ne diyelim İsveç vatandaşına niye izin vermediniz? Tevrat yakılacağı söylenince İsrail ayağa kalkıyor çünkü. İsrail, Norveç, İsveç hepsini arıyor. Böyle bir eyleme izin veremezsiniz. Bu bizim kutsal kitabımız ve engelleniyor. Demek ki pekala o faşist, o ırkçı, o, o yabancı düşmanı, o siyasetçiyi de, o soytarıyı da pekala engelleyebilirdiniz. Çünkü bu bir nefret suçu. Bu nedenle engelleyebilirdiniz. Nefret suçu bu. Buyurun hocam. Çok çok doğru. Hemen söyleyeyim.